Arkadaşlar merhabalar. Dünkü soru cevap videosuna çok güzel tepkiler gelince, saat 10'da da inanılmaz sokağa çıkma yasağı çıkınca dedim ki ben bir tane daha çekeyim evde. Yararlı olduğunu çok kişi söyledi. Çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Onur ettiniz beni. Bu sefer de güneşe karşı çekiyorum. O zamanla öğreneceğiz inşallah yani. İnşallah daha müzikle ilgili şeyler öğrenecek bir dünya düzenine geçeriz ama Bilgehan arkadaşım, müziğe iten özellikle davulu tercih ettiren şey ne oldu? Bu ışığı kendinde nasıl gördün ve neleri düşünerek çalışma azmine kapıldın? Çalışırken kendini nasıl motive ettin? Bunları merak ediyorum abi demiş. Motivasyon konusunu şöyle açıklayabiliriz. Uzunca bir süredir enstrüman çalışmaya çalışan bir adam olarak motivasyonun çoğu türüyle karşılaştığımı belirtmek isterim öncelikle. Özellikle yeni başlayan genç arkadaşlarda bir şeyleri istemekle ilgili, sevmek ve ona ulaşmakla ilgili bazı motivasyonlar söz konusu. Hepimizin o yollardan geçtiğini burada tekrardan eklemek istiyorum. Burada hiçbir sorun yok ama siz motivasyonunuzu bir şeyi sevmek üzerine kurduğunuz zaman şöyle hemen sevginin ham maddesi dolayısıyla hemen orada nefreti de tanımlıyorsunuz ve işler sarpa sarınca sevmek üzerinden kalan motivasyonunuz düşebiliyor. Yani şimdi bunları örnekleyelim. Bu ne demek? Bir davulcu izliyorsunuz ya da bir grubu dinliyorsunuz, bir müzik dinliyorsunuz ve bunu çalmak çok istiyorum ben diyorsunuz. Ve ona karşı bir isteğiniz oluşuyor. Bu istek zamanla sizi o hedefe doğru odaklıyor. Zira hedef bazı şeylerden dolayı, bu çalışma durumu, imkan, başka fizyolojik, psikolojik nedenler olabilir. Eğer hedefinize kendi düşündüğünüz zaman içerisinde yaklaşamazsanız bu sefer isteğiniz soğumaya başlıyor. İsteğiniz soğumaya başlayınca da motivasyonunuz düşüyor. Ve bu sefer de başka açıklamalar yapmaya başlıyorsunuz. İşte aslında hayatımda şunlar şunlar olsaydı, bunlar bunlar olsaydı gibi. Bu sefer de hedeften uzaklaşmanızı meşrulaştırıyorsunuz. Benim genç arkadaşlara önerim, sorumluluk ve vicdan üzerinden, vicdani akıl da diyebiliriz buna. Dün Harut Tekin'in müthiş bir röportajını dinledim, Enver Aysever arkadaşımızla yaptığı. Mutlaka bir dinleyin derim. Ben de yeni dinledim. Orada vicdani akıldan bahsediyor. Terim olarak çoğu şeyi karşılıyor. Ben de vicdan üzerinden giderdim ama vicdani akıl diyeceğim bundan sonra. Vicdani aklınızı kullanın bu konuda. Olayları çok fazla acayip boyutlarda değerlendirmenize gerek yok. Kutsal, çok acayip, böyle eşi benzeri olmayan bir mücadeleye sahip değilsiniz. Müzikte insanların herhangi bir uğraşı gibi ya da herhangi bir sanat gibi sadece sanatçıyla sanat arasında kutsal bir bağ olan bir şey. Bunu deklare ettikçe, bundan devamlı sağa sola bahsettikçe olayın kendi esansının kaçtığını düşünüyorum ben. Yani sizin enstrüman çalışmanız çok kutsal bir şey olmamalı. Çok mekanik bir şey olmalı. Çünkü siz bu enstrümana karşı sorumlusunuz. Her gün birileri kalkıp işte mühendislik için bir şey yapıyorsa siz de o gün kalkıp davulculukla ilgili bir şey yapmak aslında da zorundasınız diye düşünüyorum ben. Her zaman da böyle düşündüm ve sabit bir şekilde sizi motive edecek ve motivasyon ihtiyaçlarınızı minimuma indirecek öğreti bence bu. İşinize çok yarar diye düşünüyorum. Bunu sağlaması da çok zor diğerlerine göre. Bir de onu her zaman söylüyorum. Bir şeyleri çok isterseniz istediğiniz şeye, her şeyin güzel gittiğini düşünelim. İstediğiniz şeye ulaştığınız an motivasyonunuz otomatik kaybolur. Yeni bir hedef bulmanız gerekir. Ki yani o da kolay değildir yani. Bir şeyleri böyle çok fazla o noktayı, o sonucu çok isteyip oraya ulaşmak artık ben oldum şeyini de getirecektir beraberinde. Aklınızda kalsın o da diyorum. Ve diğer soruya geçiyorum. Gene böyle daha çok bugün sorularda müzik çalımı ile ilgili daha gene benim özelimde sorular gelmiş. Ben olabildiğince işleri hani benim özelimle bile sorulsa daha yani benim ne düşündüğüm, benim ne yaptığımdan daha çok yani genel olarak ne düşündüğüm, genel olarak ne gözlemlediğimi çevirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü her zaman dediğim gibi nesnel cevaplar
almanız lazım sizin. Yani öznel şeyler almamanız lazım. Yani benim subjektif görüşlerimin çok bir manası yok. Erol Ocak'tan arkadaşımız bas gitarla yürüyüş hakkında sanatçıları çalarken daha planlı bir şeyden bahsetmiş. Ama o ses gibi daha karışık az prova aldığınız platformlarda bas gitaristle uyumunuz kulaktan tecrübeden mi geliyor yoksa notasyonu beraber mi çıkartıyorsunuz? Bu kadar kaliteli takip nasıl oluyor? Sağlıcakla kalın. Müzik okullarında da müzik eğitiminde de ensemble denen bir kavram var. Bu beraber çalma diye basitçe açıklanabilir. Aslında ensemble çok grift bir kavram ama bu basit manada beraber çalmak diyelim biz ona. Ben Birkan Şener'le yani 9 yıldır o seste çalıyorum. Bunun ilk 7 yılı senede minimum 300 gün, günde minimum 5-6 saat çaldık. Yani yani bu kadar fazla saat beraber çaldığınız ve kendinizi dinlediğiniz şeyde artık yani bir DNA'lar bile aynı şekilde zıraya mı giriyor diyeyim, ne yapayım yani. İnanılmaz fazla çalmaktan ve birbirimizi dinleyerek çalmaktan dolayı oluşan hem birbirimizi çok iyi tanıma hem de şimdi ne yapacağı tahmin edebilme kavramı geliyor. Bir de mesela o seste de gerçeği söylemek gerekirse belirli şablonlar üzerinden de anlaşabiliyoruz. O kadar zamansızlıkta yani orada olmadığınız zaman size nasıl yapıyorlar diye düşündürüyor ama şöyle bir durum var. Yani biz bir kere prova alabiliyoruz. Yani bir kere çalıyoruz şarkıları. Yani şarkıcı söyleyebilirse, söyleyemezse de iki kere çalıyoruz. Bir kere çaldığımızı düşünelim. Bir gruba karar veriyor. Yani ben mesela aynı anda aynı şeyleri düşünebiliriz. Aynı şeyleri düşünmüyorsak şarkı bitip yarışmacı değişene kadar hangisini çalıyoruz deyip not alıyorum. Sonra yayında çalıyoruz. Yani bir mi iki mi ne yapıyoruz? Ya da hiçbir şey söylememize gerek yok. O da notunu alır, ben de notumu alırım. Ondan sonrası ondan sonrası gerilla savaşı yani. Hani notu inşallah iyi almışsınızdır diyorum. Zamanla gelişen, ensemble'ı kuvvetli, birbirini dinleyen müzisyenlerin ulaşabileceği bir şey. Bir de dediğim gibi yani dünya standartlarına göre de çok fazla saat çaldık yani. Çok yaşlı değiliz ama Türkiye'de saat olarak en fazla çalan, beraber çalan davul basçı Birkan'la ben olabiliriz. Öyle düşünüyoruz. Yani birbirimiz için öyle de yani benim hayatımda en fazla çaldığım basçı Birkan. Onun da en fazla çaldığı davulcu benim de. Yani hani belki de total sürede de öyledir. Ortalamada zaten yükseğizdir. Bir tane mixle ilgili bir soru gelmiş. İşte Samet Yıldız arkadaşımız. Enstrümanları vokalin düzeyini nasıl ayarlıyorsun? Hepsi aynı düzeyde mi yoksa enstrümana göre değişiyor mu? Davul bas uyumu ne kadar önemli? Bu iki enstrümanla fikir alışverişi yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyoruz. Tabii ki çok önemli. Bas gitarı şöyle düşünün arkadaşlar. Modern bir müzik grubunda ritim öğesinin ana sorumlusu davul olsun. Armoni öğesinin ana sorumlusu da piyano kabul edersek. Bas bu ikisini birbirine bağlayan müthiş önemli bir hat diyeyim size. Bütün müziği birbirine yapıştıran bir öğe bence bas gitar. O nedenle de siz zaten ritim öğesi olarak armoni öğesiyle bağlantı kurmanızı sağlayan öğe olduğu için davulcu için bas gitarın önemi yadsınamaz. Mix konusunda da tabii ki mix içinde şunu söyleyebilirim. Her enstrümanı farklı seviyelerde alıyorum. Bu da gruptan gruba da değişiyor. Çünkü gruptan gruba çalınan müzik değişir. Yani siz mesela bir rock grubundaysanız orada gitar müziği olduğu için gitarları yüksek almanız mantıklıdır. Ama bir tango ekibinde çalıyorsanız bu sefer akordeon ya da bandoneonu yüksek alırsınız. Yani yükün daha olduğu enstrümanı çok alabilirsiniz. Benim burada size önerim, bir canlı yayında da sormuşlardı, burada da anlatayım. Kulağınıza minimum enstrüman alın. Çünkü hangi ortamda çalarsanız çalın, özellikle mikrofona çalınan diğer enstrümanlar size bir kötü bir davul oda mikrofonu gibi davranacak. Çünkü biz öyle volümlü bir enstrüman çalıyoruz. Yani o trompet mutlaka gelecektir yani, saksafon varsa grupta.
saksafon mikrofonunu çok açtırırsanız kulağınızı, oradan mutlaka trompet de gelecektir, ziller de, kick de gelecektir. Ne kadar yakınsa o kadar çok gelecektir demeye çalışıyorum. Mix'te müzikal olarak dikkat etmeniz gereken benim yaptığım bir şey de timing'i kötü enstrümanları ya almayın ya da az alın arkadaşlar. Davulcu olarak özellikle popüler müzik çalıyorsak biz ritmi çok katı ve çok sağlam şekilde vermekle yükümlüyüz. Bütün aslında görevimiz bu. Çok koşup çok çeken melodi enstrümancısıdır vesairedir. Alın trafikte nerede olduğunuzu şey yapın ama düşük alın. Çünkü o dikte edecektir size. Onunla çalmak da zorlaştırır sizi ve uzun vadede de sizin de time'ınız bozulabilir. Böyle çok koşup çeken birini devamlı dinlemek sizi de bozacaktır diye soruyu cevaplayayım. Can arkadaşımız ilginç ama güzel bir soru sormuş. Müzikte müzikaliteye ne kadar önem vermeliyiz diye. Yani şöyle anlatayım ben size. Çok da samimi, çok teşekkür ediyorum arkadaşıma. Bir soru. Kutluyorum da yani. Samimiyeti ve dürüstlüğü için. Şimdi bu yeni dünyada müzik işi teknolojinin gelişmesiyle başka bir dallara da, sosyal medya başta olmak üzere, bunun nedeni başta olmak üzere başka dallara da ayrıldı. Yatsınamaz bir piyasası çıktı diyeyim. Yepyeni bir cephesi çıktı diyeyim size. Bu cephede de hani müziğin daha çok böyle şov yanı, enstrümancılığın daha fazla işte like alan, follower toplayan yanı ortaya çıktı. Daha şov olan, daha eğlenceli olan tarafı ortaya çıktı. Bir programa konuk olmuştum. Orada uzun uzun anlatıyorum. Eğer çok merak eden varsa, şimdi burada tekrar girmeyeyim ben. Bu soru üzerinden devam edelim. Hiçbir zaman unutmamanız gereken şey, davul enstrümanını müzik bildiğiniz kadar çalarsınız arkadaşlar. Evet, yani hepimiz davul enstrümanının atletik tarafıyla hem ilgiliyiz, hem seviyoruz. Ben de seviyorum. Hiçbir sorun yok. Ama bu enstrümanda başarılı olmak isteyen insan, bu enstrümanda söz sahibi olmak isteyen, sözünü dinletmek isteyen, bu enstrümanla yaşamak isteyen insanın tek kaçamayacağı şey müzikalite, müzik bilgisi diyeyim ben ona. Özellikle son yıllarda anlatılanın aksine davul enstrümanı elinizin ne kadar çaldığı değil de beyninizin ne kadar bildiğiyle daha iyi çalınıyor. Ters taraftan da iyi fikirlerinizi iyi icra etmek için de mutlaka ellerinizin de ayaklarınızın da iyi olmak gerekliliğini bir kez daha bize güzel bir şekilde vurguluyor. Samimiyetle söylüyorum. Müzik bilmeyen dinleyici, müzik bilmeyen davulcu, müzik bilmeyen müzisyen bu işin sonunu mutlaka getirecek arkadaşlar. Yani kötü bir şey söylemek istemiyorum ama özgürlük kavramı ile ilgili bir derdim yok. İnsanlar istediği gibi çalabilir, istediği şeyi paylaşabilir. İnsanlar istediği şeyi takip edebilir. Zira sonuç olarak uzun vadede ne kadar yararlı, ne kadar zararlı olduğu ortaya çıkacak. Ben bu modanın da bir sonucuna varacağını düşünüyorum. Ki yani gözlemliyorum da. Özellikle sosyal medyada belirli şekilde başarıya ulaşan, yani nasıl bir başarıysa o, başarıya ulaşan insanların müzikaliteyi es geçip tanınmalarının bir sonucu oluyor. Müzikalite bilen, yeni fikirle gelen, yenilikçi olan, külliyat bilen adamlar şöyle geçiyorlar yani mevzuyu. Yani müzikalite bilmeyen davulcuların oluşturduğu bir düzenekte müzikalite bilen davulcular otomatik çok daha avantajlı oluyor. Bunun farkına da varmak gerekir yani. Belki 100.000 takipçiniz olur. Her gün işte şöyle iyisin, böyle iyisin diye mesajlar gelir ama hiçbir konser çalamıyorsanız, kimse sizinle konser çalmak istemiyorsa, İş çalmak istemiyorsa, kayıt çalmak istemiyorsa, müzik yapmak istemiyorsa, bütün bu olay neden var yani, değil mi? Gene o sesle ilgili bir soru geldi. Mevzuatı anlattık diye düşünüyorum. Miraç arkadaşım sanırsam. Miraç da olabilir. Zaman zaman çalım anlamında tekrar düştüğünü düşünüyor musun? Nasıl üstesinden geliyorsun demiş. Sonra da bana iltifatlar etmiş. Arkadaşlar, eleştirisel soruları da rahatlıkla sorabilirsiniz. Yani saygı çerçevesinde kaldıkça emin olun yani takip ettiğiniz herkes sizin bu sorduğunuz soruların çok daha sertini kendisine soruyordur yani. Zaman zaman çok tekrara düştüğümü düşünüyorum. Her zaman düşünüyorum. Çünkü özellikle o ses zamanları sıkıştırınca kendi çalışma alanım o kadar
daralıyor ki zamansal olarak. Çünkü 24 saat gün. Yeni bir şeylere çalışmaya ne zamanım, ne imkanım, ne alanım olmadığı için. Yani o seste de risk yönetimini doğru yapmanız lazım. Öyle çok deneme ortamı değil orası. Ve devamlı aynı şeyleri çaldığımı düşünüyorum. Bunun üstesinden gelebilmek için dündü sanırsam Matt Garska'nın bir soru cevabı var. Mutlaka dinleyin. Müthiş cevaplar vermiş gene. O şey diyor, ben de sanırsam paralel şeyler yapıyorum. Çok ezbere ezbere çalmaktan memnun olmadığınız şeyleri diyetinizden çıkartın diyor yani. Yani mesela bir ay boyunca kesinlikle bu hareketleri yapmayacağım. Kesinlikle böyle çalmayacağım. Spesifik bir rudiment olabilir. Bir atak olabilir, bir cümle başlangıcı olabilir. Ya da ne bileyim, müzikte belirli bir tansiyonu yaratmak için düşündüğünüz belirli bir şey olabilir. Yani ne bileyim, yani 7-8 çalıyorsunuzdur. Devamlı noktalı 8'lik, yani hep böyle bir poliritmik bir şey geldiğinde devamlı noktalı 8'lik, üçlemenin 4 gruplaması gibi. Çok spesifik konuştum ama çok fazla çaldığınız aynı şeyleri hiç çalmamakla o bir ay boyunca yeni şeyler elde edip sonra da belirli bir zaman sonra hepsini bir araya koymak gibi bir şey önerebilirim. Tabii bunun için araştırıyor olmanız lazım, biliyor olmanız lazım, yeni bir şeyler deniyor olmanız lazım. Ama bunları daha çok çalışma ortamımızda yapalım. Yani sahnede bir şey denemeyin. %100 sahnede yeni denediğiniz şeyi kötü çalacaksınız. Çünkü o bilimsel bir şey yani. Çünkü omurganıza oturtmadığınız bir şeyi sahnede denerseniz otomatikman vücudunuz normal rahat seviyesinde daha hızlı nefes alacaksınız ve başka bir, yani vücut başka bir tehlike anına girmiş gibi kortizon salgılayıp sizi kasıyor. O da sizin genel akışınızı, genel grubunuzdan otomatik sizi çıkartıyor yani. Hareketi doğru yapmanız, bire vurmanız falan, bunlar çok basit şeyler kalıyor. Sahnede denemeyin. Çalışma ortamınızda deneyip onu içselleştirdikten sonra ufak ufak diye düşünüyorum. Arda arkadaşımız çok güzel bir soru sormuş. Davul için denge önemli mi? Spor yapıyor musunuz? Müthiş bir soru. Davul için denge en önemli şeylerden biri. Benim postürüm çok 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 bozuktu. Bununla ilgili çok sakatlandım da. 2 senedir spor yapıyorum. Bütün arkadaşlara, bütün genç arkadaşlara spor yapmalarını öneriyorum. Fitness. Yani sırtınızın, belinizin, omuzlarınızın, kollarınızın kuvvetli olması lazım. Hep takip ettiğimiz adamlara bakıyorduk. Adamlar bayağı vücutları kuvvetli adamlar. Neden acaba falan diye. Ben bu sakatlandıktan sonra araştırdım. Eğer uzun vadede benim gibi saatler boyunca çalışıyorsanız sakatlanma riskiniz %100 arkadaşlar. Davul ve kontrbasta sakatlanma riskiniz %100. Mutlaka sakatlanacaksınız yani. O yüzden de vücudumuzun çok kuvvetli olması lazım. İşte mesela düzgün oturamıyorum, düzgün duramıyorum şeylerin hepsi aslında güçsüz vücutla alakalı. Yani ben sakatlandığım zaman fizyoterapistim bana şey demişti, yani bu kas düzeniyle, bu kas yapısıyla sen düzgün oturmaya çalışırsan da sakatlanırsın demişti. Yani vücut bu kadarını kaldırıyor demişti. Spor yaptıkça kendiliğinden düzeliyor. Dikkat etmek de gerekir, doğru oturmak gerekir. Onları da araştırırsınız. Ama spor %100 önemli. Hem de mental olarak sizi rahatlatıyor. Hormonal olarak rahatlatıyor. Kendinize dair bir şey yapmanız önemli yani. Günde bir saat size çok şey kazandıracak. Keşke yani bana hep söylediklerinde böyle 20 yaşında falan başlasaydım. Yani 15 yaşında başlasaydım keşke. Hiç unutmayın. Yani spor çok çok önemli. Davul Mix'i üzerine YouTube'da 4 Nisan canlı yayınında in-ear için birkaç püf nokta söylemiştin. Mix overhead üzerine kurulmalı tarzında. Monitör olarak sahnede alanlar için mix tavsiyeleri nedir? Genel mix'i anlattım. Davul mix'ini de anlatayım biraz. Kendi görüşlerimdir. Bunun çok aksini söyleyecek birçok insan vardır ama ben kendi hikayemi anlatayım diyeyim size. Arkadaşlar, dediğim gibi ben overhead bazlı çalışıyorum. Overhead'leri de zil mikrofonu olarak düşünmüyorum. Çoğu kimse Türkiye'de overhead'i zil mikrofonu gibi alır ve çok büyük low cut, yani bayağı bir girerler aşağıdan. Bu terimlerin ne olduğunu bilmiyorsanız önemli değil, araştırın. Low cut, belirli frekanstan aşağıdaki frekansları tamamen almak demek. O da sizin davulunuzun, yani davul enstrümanındaki tonların, trumpetin gövdelerinin de alınması demek. Rica edin masadaki arkadaştan çok fazla girmesin. Overhead'lerin içine kick'i açıp, kick mikrofonunu açıp genel dışarıdan sanki davulu dinliyormuş gibi bir his.
dinamik mikrofonları, işte trompet mikrofonuydu, ton 1, ton 2, ton 3'tü. Bunların içine ufak ufak sadece atakları almak için, yani atak release bu. Atak bildiğimiz avata değil. Sadece atakları almak için, o vuruşları, dinamiğini kulağınızda anlamak için ufak ufak duymam gerektiği kadar açtırıyorum. Bu size şöyle bir avantaj kazandırıyor. Overhead mikrofonuyla çalıştığınız zaman eğer mixinizde bir dengesizlik varsa, farazi sallıyorum, zillere çok vurup trompete az vuruyorsanız, işte tonlara fazla girip trompet volümünüz onunla bir balanssızlık varsa, bunu çalarken duyarsınız ve bu sizi rahatsız eder. Bu önemli diye düşünüyorum. Yani sizin davulculuk açısından da ileride en önemli unsurlardan biri dengeniz, sound'unuz. O yüzden de overhead bazlı çalışmak sizi birçok şeyden kurtarır. Burada bir de bir püf noktası var. Benim şey yaptığım bir şey, kulağıma kesinlikle reverb almam. Çünkü efekt vurduğumuz vuruşları, wave'leri biraz böyle daha büyütüyor. Trompete reverb verdik mesela. Trompet tak diye gelmesi lazım. Tak diye geliyor ve onun süresi artıyor diyeyim yani. Ona İngilizcesi duration. Notanın süresi artıyor. Şimdi bizim de bütün amacımız notaları doğru yerlerde vurup hissiyatımıza göre, işte klikle çalıyorsak clean etrafında dolaşıp yani trompeti doğru yere vurmakla, kick'i doğru yere vurmakla yükümlü olduğumuz bir yerde o süreleri uzatmak hile gibi oluyor yani. Hani trompeti burada vuracağız. Biz trompeti burada da vursak, bu kadar bir süre tarıyorsa bu trompet, time'ın üzerinde gibi hissiyatı gelir. Reverb almam o yüzden. Ama alana da bir şey demiyorum. Benim amacım sahne, ben sub da kullanmıyorum mesela. Yani herkes bana uzaylı gibi bakar. Benim için önemli olan o konserde inanılmaz böyle kick'e vurduğum zaman ortalık böyle yıkılsın istemiyorum. Kick sound'um dışarıda iyi olsun istiyorum. Onun dışarıda ne biçim kick var denmesi benim için sahne içindeki sub'dan daha önemli. Şimdi siz sahneye bir sub monitör, yani o kick, alt frekansları size veren bir monitörü alıp bayağı da açarsanız, sonuçta o sub'dan gelen frekans sizin kick mikrofonunuza tekrar geri dönecek. Çünkü yani sub buradaysa kick mikrofonu da ona işte ne bileyim yani hani ortalama 2 metre uzaklıkta ve o frekans mutlaka o kick mikrofonuna döner. Yani sesçide yapacağı bir şey yok. O frekansı devamlı dönüp feedback yapmasın diye o frekansları alacaktır. Yapacağı bir şey yok yani bu ses fiziğiyle alakalı. O yüzden de sahnede sub da kullanmam. Yani hele ki Gülşen gibi sahneler çalıyorum. Birçok davulcu için birinci öncelik sub'dır. Ama dediğim gibi yani benim amacım düzgün davul çalıp dışarıda sound'umun iyi olması. Yani çok zevkli bir şekilde o konseri acayip kulağımda nasıl bir ses vardı ya demek değil. Ki yani kulak mixlerimi de paylaşıyorum. Yani işte kötü değil tabii, yapmayı bilirseniz. İyi de sesçi arkadaşlarınız var. Mütevazi bir şekilde de ne olacağını sorarsanız, meramınızı da düzgün anlatırsanız ürünü elde edersiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu sadece benim çalışma şeyim. Bambaşka şeyler söyleyecek davulcular da vardır. Herkese saygım sonsuz. Ben böyle yapıyorum. Davulculuk hayatında seni en çok etkileyen şey nedir diye bir soru gelmiş. Önemli olduğunu düşündüğüm bir cevap vermeye çalışayım. Davulculuk hayatımda beni etkileyen en çok şey ritmin doğasına dair davulcuların İşleyen fikirleri beni çok etkiliyor. Yani bu şimdi ne demek? Hiçbir manası olmayan bir cümle gibi gelebilir. Ama şimdi ritim denen şeyin belirli bir doğası var. İyi ritmin belirli öğeleri var. Ve bu öğeler konusunda kendisinden önceki külliyatın üzerine çıkmış her bilgi beni derinden etkiliyor. Yani en çoğunu bilemem. Nick'imin olduğu şarkı olsun. Vinnie Kayota'nın Modern Drummer 2000'de o şarkı sorulduğunda yaptığı mesela röportaj var, orada anlattığı şey beni yani hani korkunç etkilemişti yani ve ondan sonra bütün düşünce sistemim değişti. I am Tweet soruyor işte kaç kaçlık diye, orada Vinnie'nin röportajı vardır, YouTube'da da var, Modern Drummer 2000'de mesela. Ben röportaj vardı yani şarkıyı biliyorum zaten, çalması, onu dinledim ve o müziği falan filan, hayır röportaj, anlattığı şey korkunç bir şey yani. Kendisinden önce olan külliyatı çok iyi analiz etmiş. Sonra da bu külliyatın üzerine kendi işler fikirlerine sahip olan her şey beni çok etkiliyor. Hala çok etkiliyor. Bilmediğim, üzerine eğilemediğim müziklerdeki
ritimsel öğeler. Yani mesela geçen gün bir 1989 sanırsam, 92 falan da olabilir. Zakir Hüseyin'in bir Zildjian Day videosu seyrettim de, eskiden de seyrediyorduk. Öyle, şimdi tabii o zamanlar davul davul diye çıldırıyoruz. Tabla ile çaldığı içerikten sonra o kendi setup'ına geçti ve 4-5 dakika bir şeyler çaldı, olacak şey değil yani. Hani müthiş yani, müthiş. Öyle bir şey yok. Ondan önce var. Ritim tarih boyunca şey yapılan bir şey ama o fikir onun yani. Ve bu beni çok etkiliyor. Şarkıya davul yazmakla ilgili püf noktaları ya da notaya, gidişata göre verebileceğin tavsiyeler var mı demiş Celal Doğan Karaozan arkadaşımız. Şimdi burada belli ki düşünceleriyle ilgili bir sorun var. Bu hepimizin de karşılaştığı bir şey. Arkadaşlar, söyleyeceğim cevap kimseyi memnun etmeyecek ama yapacağımız da bir şey yok. Formül arayışından vazgeçelim. Arkadaşın sorusunun cevabı kendisinde gizli. Nasıl kendisinde gizli? Eğer fikirlerinizden memnun değilseniz ya da yetersiz ya da aynı şeyleri dönmekten bahsediyorsanız bu az fikir bildiğiniz manasına gelir. Yani bunu nasıl örneklendirebilirim? Bir dil konuşmak gibi. Yani siz devamlı peynir, devamlı domates, peynir, domates, peynir, domates, devamlı peynir ve domatesden başka bir kelime bilmiyorsanız işte ne bileyim yani bugün hava çok güzel, güneşli nasıl diyeceksiniz? O yüzden de işte külliyat araştırmak çok önemli. Müzik dinlemek. Müziği dinlemek ama yani böyle müziği dinlemek öyle yani orada da çalıyor, ben de oradan işte başka bir şey yapıyorum, işte üzerine stick kontrol çalışıyorum falan gibi değil. Yok yani hani belirli müzik, işte o davul yaz, hangi müzik türündeyse o beste, sizin davul yazacağınız beste, onunla ilgili o müziğin ileri gelenlerin neler düşünmüş, tarihte neler çalınmış, işte moderne nasıl gelmiş, birileri nasıl bir yol izlemiş. Yani progressive rock mesela, ben çok fazla inanılmaz bilgim yok geçmişinden. Ama mesela Porcupine Tree zamanı Gavin Harrison mesela 3 sene 4 sene üst üste progressive rock en iyi davulcusu ödülünü aldı Modern Grammar'dan. Ondan önce mesela 7 sene falan Mike Portnoy almıştı. Yani ikisini de karşılaştırırsanız hani davul çalış olarak bambaşka iki davulcu. Ama başarı ve ürün ortada. İşte hangi yol, işte birileri, İkisi de mesela rahmetli Neil Peart'tan bahsederler. Neil Peart'ın Rush'a çaldığı bir davul var. Oradan işler nasıl Mike Portnoy'a geliyor, diğer taraftan nasıl Gavin Harrison'a geliyor. Yani da aklımıza gelmeyecek binlerce progresif rock çalan davulcu var. Ve hepsi aslında, yani başarıya ulaşan hepsi de başarılı. İşte bu gelişimi iyi analiz etmeniz lazım. Yani bazı şeyleri çalabiliyor olmanız lazım. Sonra da o müziğin mekaniğiyle ilgili kendi fikirleriniz, kendi özgün fikirlerinizi de denemeniz lazım yani. Hani günün sonunda şu da çok işe yaramayacak. İşte acaba Gavin Harrison burada nasıl bir şey çalardı gibi bir şey de günün sonunda size çok bir şeye yaramayacak. Ama iç içe olduğunuz, gerçekten analiz ettiğiniz şeyler artık bir yerden sonra o makine sizin açınızdan da çalışmaya başlıyor diye düşünüyorum. Ayrıca kendi çalımınızda da çalıştığınız şeyleri de görürsünüz. Daha çok çalışın, daha çok analiz edin. Sonra kendiliğinden gelişecektir yani. Müzik bilmek, analiz bilmek, külliyat bilmek bu konuda en önemli şeyler yani. Yani buna nasıl bir davul düşünelim deyip deneme yanılma metoduyla da bilgisayar başında bile bazı şeyler programlanabilir. Bir müziğin bir türü var. O müzik hangi türde yapılıyorsa o türün belirli öğelerini taşımak ve belirli öğeleri karşılamakla aslında yükümlü. Yani siz funk bir projedeyseniz, funk davulculuğunun ne olduğu konusunda bir fikriniz olmuyor. Ben de devamlı funk'tan bahsediyorum ve ne yapalım. Ya da rock. Orada çaldığınız şeyin rock davulculuğunun öğelerini karşılaması gerekir. Yani tabii ki özgür bir alanınız var. Yani tabii ki ille de şöyle çalınmalı demiyorum ama mutlaka esansı da taşıması gerekir. Yani eğer müziğiniz belirli bir başarıya ulaşmıyor ya da istediğiniz seviyede değilse bence bunu da bir düşünün derim arkadaşlara. Videonun sonunda sevgili arkadaşım Öner, sokağa çıkanlar, markete koşanlar, kavga edenler için de bir iki şey söyle demiş. Böyle konularda da fazla susmadığımı herkes bilir. Yapılacak bir şey yok. Yani olacak iş değil ama bizim şimdi daha fazla evlerde kalmamız lazım. Daha dikkatli olmamız lazım. Bütün bu olanlara rağmen de motivasyonumuzu tutup
bir şekilde çalışıyor olmamız lazım arkadaşlar. Çünkü başka şansımız yok. Bu sürecin sonunda neyle karşılaşacağımızı da daha da bilmiyoruz. Süreç ne kadar devam edecek de bilmiyoruz. Zira bir şeylere tutunmamız lazım. O yüzden de sizlere süreci yakından takip etmenizi, gerekiyorsa tepkinizi göstermenizi ama daha fazla müzikle zaman geçirmenizi öneriyorum. Akıl sağlığınızı korumanız açısından da iyi olur. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sorular için de daha nitelikli sorular geldiğini düşünüyorum bugün ama naçizane bir isteğim olarak olay bazlı benim düşüncelerimden daha çok genel mantıksal felsefi sorular sormanız bence sizin için daha iyi olur. Görüşmek üzere.